Kalıcı makyaj neleri kapsıyor? Şimdi kalıcı makyaj denilince insanlar böyle makyaj gibi algılıyor ama öyle değil. Aşağı yukarı yapılan işlemler ciltte 1-1,5 yıl arasında kalır. Bu cildin işte insanların yaşam tarzına, mesela çok fazla güneşlenen ultraviyole ışınlarına maruz kalan insanlarda, solaryuma giren insanlarda, genç insanlarda ya da işte çok fazla cilt bakımı, yani aha asitleriyle cilt bakımı yaptıran insanlarda biraz daha az kalıyor, kısa süre kalıyor. Kalıcı makyaj aslında olması gereken şekle getirmektir kaşı, gözü ve dudağı. Yani bir bozukluk varsa, kaşlar dökülmüşse ya da çok fazla birbirinden uzaksa ya da aşağı doğruysa üzgün ifadeyi düzeltmek amaçlı. Göz kirpikler yoğun değilse dip liner ve eyeliner'ı kirpikleri gür göstermek için yaptığımız bir işlemdir. Dudak aynı şekilde, dudak renklendirme, dudak renginde veya şeklinde bir bozukluk varsa, yani bir asimetri varsa düzeltmek için yapılır. Aslında hani ismi kalıcı makyaj ama makyaj değil, olması gereken formda yapılması gerekir. Kaş kasında çalışılır. Kaş kasının dışına çıkıldığında doğallıktan uzaklaşılır ve kötü sonuçlar doğurur. Doğru boyayla, doğru pigmentle yapıldığında vücuttan atılma süresi aşağı yukarı 1-1,5 yıl kadar. Daha uzun yapılıyorsa, daha uzun kalıyorsa vücutta daha yağ oranı yüksek bir boyayla yapılmış demektir. Bu da bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Çünkü renk dönüşümleri sonrasında kötü olabiliyor, çirkin bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz. Ve şöyle bir şey var, yer çekiminden dolayı yüzümüz yıllar içerisinde değişiyor. Yani yapılmış görüntü aslında sonrasında kötüleşebiliyor, bozulabiliyor. Özellikle eyeliner'da. Göz kapakları aşağı indiğinde yapılan eyeliner farklı gözükmeye başlıyor. Bu da müşteriyi memnun etmeyen bir şey. Eğer kalıcı bir boyayla yapıldıysa büyük bir eyeliner, bunun maalesef ki geriye dönüşü de yok. Çıkartamıyoruz. Lazer yapılabilir. Kliniklerde lazer yapılabiliyor buna. Makus durma işlemi dediğimiz işlem maalesef göze yapamıyoruz. Dudak için de ben çok, eğer gerekmedikçe dudağı çok önermiyorum. Hem müşteri açısından biraz sıkıntılı, yani zor. Çok fazla acıyan, mukoza derisine yakın bir deridir çünkü dudak derisi. Yapımı da zordur kişi içinde, uygulayan içinde. Dudakta şöyle de bir komplikasyon oluşabiliyor. Aslında biz daha öncesinde, 3 gün öncesinde uçuk çıkmaması için ilaç kullandırtıyoruz ama hayatında bir defa bile uçuk çıkardıysa bir virüstür uçuk virüsü ve maalesef ki vücuttan yok olmuyor. Biz oradaki sinir uçlarını uyardığımızda uçuk çıkıyor. Ve sonrasında işte dediğim gibi iyileşme esnasında zaten zor, hani dudak kuruyor ve uçuk çıktığı için de kişiyi zorlayabiliyor. Eğer çok gerekmedikçe ben dudağı bir kalıcı makyaj uzmanı olarak önermiyorum. Ama göz, dip liner mesela inanılmaz kolaylık sağlayan bir uygulama. Kaş aynı şekilde. Ben her zaman doğallıktan yanayım. Doğal olan güzeldir. Abartmadan, kaş kasının dışına çıkılmadan, doğru şekilde ve doğru renkle yapılan uygulamalar her zaman başarılıdır bana göre.